İktidarız, muktediriz. AK Parti Kütahya Milletvekili Profesör Doktor Vural Kavuncu, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde katkı payı olarak sadece 8 TL alındığını bildirdi. Kavuncu yaptığı açıklamada MHP'li Alim Işık'ın hastanede halktan katkı payı olarak 20 TL alındığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Işık'ın sürekli yanlışta ısrar ettiğini dile getiren Vural Kavuncu, Kütahya kamuoyunda bir süre Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalardan alınan muayene ve ilaç farklarının ikinci basamak hastanelerde olduğu gibi değil, üniversite hastaneleri tarifesinde alındığı ve bu nedenle Kütahyalı hemşerilerimizin mağdur olduğu iddiası yer almaktadır. Israrla gündemde tutulan bu konuyu aydınlatmak için geçtiğimiz haftalarda bir basın açıklaması yapmış ve kesinlikle böyle bir durumun olmadığını net bir şekilde izah etmiştim. Ancak hemen sonrasında MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın cevabı nitelikteki basın açıklamasında Evliya Çelebi Hastanemizde muayene olan hastalardan ikinci basamak hastanelerde alınan 8 TL yerine 12, 13 veya 20 TL gibi farklar alınmaktadır iddiasını yeniledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da bu iddiasını kayıtlara geçecek şekilde tekrarladı. Tekrar söylemem gerekirse, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde vatandaşlarımız ister Sağlık Bakanlığı personeli, doktorlarımıza isterse de üniversite mensubu öğretim elemanlarımıza muayene olmuş olsun, 5 TL muayene, ilaç almışlarsa da 3 TL olmak üzere toplam 8 TL katkı payı alınmaktadır. Bunun bir kısmı eczaneden peşin alınmakta, bir kısmı da maaşlarından kesinti yapılmaktadır. 8 TL katkı payı ikinci basamak hastanelerin tümünde geçerli olan miktarın aynısıdır. Hemşerilerimiz bu konuda müsterih olsun. Bunun doğruluğunu istedikleri bir eczaneye giderek kolayca da öğrenebilirler. Herhangi bir eczaneden kolayca ulaşılabilecek bu bilgi bile Alim Işık tarafından ısrarla neden kamuoyuna yanlış bir şekilde servis ediliyor? Acaba bu tarz yanıltmalarla toplumda partimize karşı bir öfke ve kışkırtma oluşturularak siyasi menfaat mi elde edilmeye çalışılıyor? Halkımızdan şehre emin olma talebinde bulunan milletvekilimiz için bu güven zedeleyici bir durumdur. Demek ki tüm söylediklerinin doğruluğunun önce test edilmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Bizler başkalarının yapmadıkları şeylerle değil, onların yalanlarıyla değil, bundan sonra kendi işimize uğraşacağız. Kavgacı bir üslupta olmadan güler yüzümüzle halka yönelik bir hizmetle Sayın Başkanımızla birlikte inşallah bütün projelerimizi kaldıkları yerden bir adım ileri götürmek kaydıyla devam edeceğiz.